Baba Anuika, komşularına her zaman yardım eden, yaşlı ve sevimli bir kadın olarak tanınıyordu. Cömertliğinin yanında bitkilerle hazırladığı birçok hastalığa iyi gelen ilaçlarıyla da oldukça popülerdi. Çevresinde yaşayan diğer insanlara şifalı içecekler, iksirler hazırlıyordu. 100 yaşına kadar yaşayan bu yaşlı ve dul şifacının gerçek kimliği ise çok geç ortaya çıktı. Yardımsever büyük anne görünümlü bu kadın, karışımlarının birçoğunu çevresindeki kadınların kocalarını öldürmek için hazırlayan bir seri katildi. Asıl adı Ana de Pistonia olan ve halk arasında Banat Cadısı veya Baba Anuyka isimleriyle bilinen bu yaşlı kadının niçin bunca adamı öldürdüğü hatta özellikle kocalarının ölmesini isteyen kadınlara yardım ettiği pek bilinmiyor. Para için yapmış olma ihtimali çok zayıf çünkü Anuyka'nın maddi durumu her zaman iyiydi. Konuyu araştıran uzmanlar şifalı bitkiler yapan bu kadının neden birdenbire zehirler hazırlayan bir seri katile dönüştüğünü araştırdılar ve hayatının ilk dönemlerine baktıklarında sebebine ilişkin birkaç ipucu buldular. Ana 1936 yılında Romanya'da doğdu. Babası sığır yetiştiricisiydi ve oldukça zenginlerdi. Çocukluğu varlıklı bir ailede geçmişti. 11 yaşına geldiğinde ise bugünkü Sırbistan'da bulunan Vladimirovak köyüne taşındılar. Oradaki yaşamında da maddi durumları yeterince iyiydi. Aktarılanlara göre iyi bir eğitim almıştı ve her istediğini elde edebildiği rahat bir hayatı vardı. Ancak 20 yaşına geldiğinde hayatında çok derin bir iz bırakacak onun için oldukça önemli bir olay yaşadı. Ana Avustralyalı genç bir subayla tanıştı. Birbirlerini oldukça sevdiler ve bir süre ilişki yaşadılar. Ancak bir gün gittiği hastanede çok kötü bir haber aldı. Frengi hastalığına yakalanmıştı. Frengi genellikle cinsel yolla bulaşan bakteriyel bir enfeksiyon hastalığı. Halk arasında sifilis olarak da bilinen bu hastalık kişiye bir kere bulaştı mı anneden bebeğe de kalıtsal yolla geçebiliyor. Bu hastalığa yakalananlarda en sık görülen belirtiler deri dökülmesi ve çeşitli yerlerde çıkan yaralar. Ancak tedavi edilmediği takdirde kalp, beyin gibi diğer organlara da ölümcül hasarlar verebiliyor. Bu hastalık anaya subay sevgilisinden bulaşmıştı. Ancak bundan daha kötüsünü de yaşadı. Hastalığı öğrendikten kısa bir süre sonra Avustralyalı subay onu terk etti. Bu ilişkiden geriye sadece hayatını büyük ölçüde etkileyecek bir hastalık kaldı. Ancak hayata tamamen küsmemişti ve uzun bir aradan sonra kendisinden yaşça biraz fazla büyük olan bir adamla evlendi. Evliliği boyunca tam 11 tane çocuk doğurdu ancak bunlardan onu çeşitli sebeplerle ölmüştü. Sadece bir tanesi uzun süre yaşayabildi. Ana evlendikten 20 yıl sonra kocasını da kaybetti ve dul kaldı. Diğer akranlarına göre her ne kadar hayatı avantajlı başlamış olsa da ilişkileri ve aile hayatı oldukça trajikti. Tahminlere göre Ana Dipstonya'nın yavaş yavaş seri katile dönüşmesi de kocasını kaybettikten kısa bir süre sonra başladı. Artık koca öldüren büyük anneye dönüşüyordu. Aktarılanlara göre Ana başarılı bir bitki uzmanı ve kimyagerdi. Önce evinde bir laboratuvar açarak kendi karışımlarını üretti ve hasta insanlara satmaya başladı. Hazırladığı bu iksirler hasta köylere iyi gelince ünvanı çevre köylere kadar yayıldı. Zamanla yaptığı iksirler sayesinde bu güler yüzlü, yardımsever yaşlı kadına Şifacı Büyük Anne, Vladimirovak Cadısı, Banat Cadısı gibi isimler takıldı. Yaptığı ilaçlar insanlara iyi geldikçe ananın ünü daha dayıldı ve artık kadın erkek kim olursa olsun ufak bir rahatsızlığı olan tüm insanlar ona çok güvenip hastalandıklarında onun iksirlerini alıyorlardı. Sattığı ilaçlarla da oldukça iyi paralar kazandı. Hayatta kalan tek oğlu da satışların muhasebesini yapıyordu. Her şeyin çok iyi gitmesine rağmen, çoğu insanın ulaşamadığı ün ve paraya ulaşmasına rağmen, hiç kimsenin ondan beklemeyeceği başka bir planı daha vardı. Muhtemelen bu işe başlarken sevimli kadının insanları öldürmek gibi bir niyeti yoktu. Bu düşünce aklına ondan yardım isteyen bazı asker adayları sayesinde gelmiş olabilir. Bir süre sonra Baba Anuyka'nın ününü duyan bazı genç asker adayları her türlü iksiri yapabilen yaşlı kadından yardım almak için onu ziyaret ettiler. Gençler askerlik görevinden kaçmak istiyorlardı. Askerliğe elverişsiz raporu alabilmek için de hasta olmaları gerekliydi. Anuyuka'ya dertlerini anlattılar ve ondan kendilerini hasta edecek bir iksir yapmasını istediler. Bu iksir gençleri askerlikten kurtaracak kadar hasta etmeli ama bu hastalık yanlışlıkla onları öldürmemeli ve kalıcı olmamalıydı. Gençleri dinleyen yaşlı kadın laboratuvarında çalışmaya koyuldu. Bir süre sonra içeni ciddi bir şekilde hasta eden ama öldürmeyen bir karışım hazırladı. Hazırladığı bu zehri asker adaylarına satarak onları öldürmeden askere gitmelerini engelleyecek kadar hasta etmeyi başardı. Hayatı boyunca çeşitli hastalıklara iyi gelen birçok karışım, iksir hazırlamayı öğrenen baba Anuyka, askerden kaçmak isteyen müşterileri sayesinde zehirler hakkında da oldukça deneyim sahibi oldu. İlgisini çekmiş olmalı ki zehir yapma konusundaki çalışmalarını sürdürdü ve çeşitli iksirler hazırlamaya devam etti. Baba Anuyka artık şifada olduğu kadar zehir konusunda da ustalaşmaya başladı. Belki de bu karanlık yeteneğe sahip olmak hazırladığı zehirleri kullanma tutkusunu tetiklemiş olabilir. Zaten kısa bir süre sonra ölüm iksirlerini bolca kullanma fırsatı yakaladı. Baba Anuyka'nın evine gelip giden birçok müşterisi vardı. Bunlardan bazı kadınlarla zamanla daha yakın ve samimi oldular. Bu kadın müşterilerden bazılarının hastalık dışında ona dert yandıkları tek ortak konuysa, kocalarının onlara çok fazla çektirmesi şiddet uygulamasıydı. Çoğu görücü usulüyle küçük yaşlarda zorla evlendirilmişlerdi. Evliliklerini seçme şansları olmadığı gibi kurtulamıyorlardı da. Bu kadınlar Anuyka'yı aynı zamanda tavsiye ve teselli alabilecekleri bir büyük olarak görüyorlardı. Anuika onları dinliyor, teselli ediyordu. Ancak bazı kocaların kadınlara yaptıkları onu oldukça rahatsız ediyordu. Ve böylece aralarından en samimi olduğu, güvendiği kadınlara bir karışım hazırlamaya karar verdi. Daha sonra aşk iksiri olarak anılacak bu karışım, şiddet gören, hayatı cehenneme dönmüş mutsuz kadınların dertlerini çözen bir karışım oldu. Aşk iksiri adını verdikleri bu iksir aslında içini yavaş yavaş öldüren bir zehirdi. Baba Anuyka, karılarını istismar eden, şiddet uygulayan, hayatlarını cehenneme çeviren zalim kocalar için hazırlamıştı. İçinde cıva, arsenik ve zehirli bitkiler içeren bu iksir, içini bir hafta gibi bir sürede hasta edip öldürüyordu. Hatta söylenenlere göre Anuyka, kurbanın tam olarak kaç gün sonra öleceğini bile tahmin edebiliyordu. İşin güzel tarafı ise dışarıdan gözlemleyenlerin bunun bir cinayet olduğunu anlayamamasıydı. Bir anda ortaya çıkan bir hastalık gibi görünüyor ve hastayı yavaş yavaş öldürüyordu. Bu iksiri ilk önce tabii ki de çok yakın olduğu, güvendiği kadınlara verdi. Zamanla aşk iksirini almak için başka kadınlar da gelmeye başladı. İksiri almak için de kendi aralarında şifreli bir diyalog geliştirdiler. Gerçekten kocalarını öldürtmek için gelen kadınlar baba Anuyka'ya bunu tavırlarıyla belli ediyor, büyük sorunlarım var diyerek şifreli yaklaşıyordu. Yaşlı kadın da onlara bu sorun ne kadar ağır diye karşılık veriyordu. Bu soru hem şifreli konuşmanın bir parçasıydı hem de öldürmesini istediği adamın gerçek ağırlığını soruyordu. Yani sorun diye bahsettikleri şey kurbandı. Her insanın vücut direnci, dayanıklılığı farklı olduğu için de yaşlı kadın kurbanın boyunu, kilosunu bu soruyla öğrenebiliyordu. Eğer normalden fazla iri ve kalıplıysa iksirdeki zehir miktarını da ona göre ayarlıyordu. Kadınlar yiyecek veya içeceklerine bir şekilde karıştırarak kocalarına içiriyorlardı. Zehre maruz kalan adamlar karılarından hiç şüphelenmeden hastalanıp yatağa düşüyor, bir süre sonra da ölüyordu. Ölen adamın en yakını karısı olduğu için öldükten sonra yapılacak tüm kontrollerde de söz sahibi yine onlardı. Kadınlar, yetkililerin ölüm sebebini ortaya çıkarmak için başlatabilecekleri soruşturmaları ve otopsi tavsiyelerini onaylama ve reddetme hakkına sahipti. Cinayeti işleyenler zaten onlar olduğu için de bu gibi talepleri reddediyorlardı. Böylece her şey bir sır olarak kalıyordu. Bu şekilde kocalarından kurtulan onlarca kadın oldu. Bunun üzerine Baba Anuyka, müşterileri tespit edip gizlice iletişim sağlaması için bir kadını ajan olarak işe aldı. Daha önce şifa iksirleriyle ünlenen Baba Anuyka, özellikle kadınlar arasında artık aşk iksiriyle anılıyordu. Aşk iksiri, eskiden hazırladığı diğer tüm iksirlerden daha çok satılmaya başladı. Bu iksirin kadınlar arasında kullanılan gizli bir adı da Şeytan Suyu'ydu. İşe aldığı ajan tüm köyleri dolaşıp aile içi sorunlar yaşayan kadınları buluyor ve onlara tüm sorunlarını çözmeyi vaat eden baba Anuyka'nın şeytan suyunu öneriyordu. Yaşlı kadın iksirleri satmaya devam etti ve birçok kocanın ölmesini sağladı. Tahminlere göre bu yolla hiç elini kirletmeden çoğu erkek olan yaklaşık 150 kişiyi öldürmeyi başardı. Bu iksiri sattığı dönemde 90 yaşında olduğu düşünülürse bir seri katil için inanılmaz bir rakam. Böylece Baba Anuyka günümüze kadar yaşamış en yaşlı seri katil ünvanına sahip oldu. Eğer yaptıkları ortaya çıkıp da yakalanmasaydı ölene kadar adam öldürmeye devam edebilirdi. Aşk iksirinin ünü sınırlarını aşarak her yerden talep gördü. Sevimli büyük annenin bitki bilimi dehası sayesinde hiç kimse ölümlerden şüphe duymuyordu. Baba Anuyka'nın nasıl yakalandığına dair ise iki farklı görüş var. İlki bir gün polis binasına Baba Anuyka'nın neler yaptığını anlatan isimsiz bir mektubun geldiğiydi. Böylece yaşlı kadın gözaltına alınmış ve bir süre sonra serbest bırakılmış. Ancak araştırmalara devam edilince tamamen yakalanıp 15 yıl hapis cezası almış. Diğer iddia ise bu iksirleri almaya gelen kadınlardan birinin hırsı yüzünden olduğuydu. İddiaya göre Stana Mumirov adında bir kadın ünlü aşk iksirini öğrenmiş ve bunları almak için baba Anuyuka'yı ziyarete gitmişti. Kocası için iksiri aldı, uyguladı ve sorunsuz bir şekilde öldürmeyi başardı. Stana yaşananlardan büyülenmişti. Hem kocasından kurtulmuştu hem de tek bir kişi bile ondan şüphe duymuyordu. Hayatına devam etti ve bir süre sonra başka bir adamla tanışarak yeniden evlendi. Bu evlilikte de can sıkıcı bazı sorunlar yaşamaya başladı. Aslında sorun kocası değildi. Onları bir şekilde huzursuz eden kocasının amcası ve kayınbabasıydı. Kocasının babası ve amcasının bazı problemler çıkarması üzerine daha önce uyguladığı çözüm yöntemine tekrar başvurdu. Baba Anuyka'nın yanına ayrı ayrı iki kez daha giderek kocasının babasını ve amcasını sorunsuz bir şekilde öldürmeyi başardı. Stana Momirov böylece zehirli iksiri toplamda 3 defa kullanmıştı. Her ne kadar iksir sorunsuz bir şekilde çalışmış olsa da bu kadının bağlantılı olduğu üç kişinin de benzer şekilde ölmesi dikkat çekmişti. Hatta ölen bu üç kişinin de arasının bu kadınla kötü olduğu sürekli şikayet ettiği biliniyordu. Onları zehirlemiş olmasına ilişkin şüpheler artınca gözaltına alınarak sorguya çekildi. Ve böylece her şeyi anlatmak zorunda kaldı. Zehirlerin arkasında Baba Anuyka'nın olduğunu itiraf etti. Yaşlı kadının tutuklandığı sene 1929 yılıydı ve yakalandığında 90 yaşındaydı. Baba Anuyka yaptığı iksirleri insanlara yardım etmek için hazırladığını söyledi. İksirin amacını sattığı kadınların da bildiğini, özellikle onlara eziyet eden kocalarını öldürmek için satın aldıklarını söylese de diğer tüm kadınlar bunu inkar ettiler. Kadınlar yaşlı kadından aldıkları ilaçlarla daha önce iyileştiklerini, satın aldıkları bu şeyin zehir olduğuna dair hiçbir fikirlerinin olmadığını söyleyerek kendilerini savundular. Mahkemeye çıkarılan sevimli seri katil yanında çalışan işbirlikçileriyle birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza 90 yaşındaki bir kadın için artık pek de bir şey ifade etmiyordu. Baba Anuyka 8 yıl ceza çektikten sonra yaşlılığı nedeniyle hapisten çıkarıldı ve evine gönderildi. 88 yaşında hapisten çıkan kadın son 2 yılını evinde özgür geçirdi. 1938 yılının sonlarına doğru 100 yaşında hayatını kaybetti. Baba Anuyka tarihteki en yaşlı seri katil olarak kabul ediliyor. Hatta sadece en yaşlı olan değil en üretkeniydi de. Tarihte diğer güçlü, sinsi plan yapan seri katillerin aksine yaklaşık 150 kişiyi hiç şüphe uyandırmadan, dolaylı da olsa bilinçli bir şekilde zekasını ve yeteneğini kullanarak hazırladığı iksirlerle öldürebilen, sevimli görünen yaşlı bir kadındı sadece. Hatta o işbirlikçilerine göre yani zorla evlendirilen, sürekli şiddet gören, hiçbir seçim şansı olmayan kadınlar için özgürlüklerine kavuşmaları konusunda onlara umut kaynağı olan bir kurtarıcı olmuştu.